Azerbaycanlı siyaset bilimci Turap Rızaev, Çeçenistan'ın Putin sonrası döneme hazırlandığını, Moskova'nın Kadirov'un isteklerini kabul etmemesi durumunda Kafkasya'da 3. Savaş'ın erken başlayabileceğini kaydetti. Çeçenistan Yerel Savunma Kuvvetleri'nin askeri eğitimini serbestçe yürüttüğünü aktaran uzman, birliklerin askeri teçhizatta Rus bayraklarını veya herhangi bir devlet sembolünü kullanmayı reddettiklerini söyledi. Ordunun 800 kilometrelik Çeçen sınırı boyunca etkinlikler düzenleyeceğini belirten uzman ek olarak Çeçenya diğer kuruluşlarla sınır karakolları kuracak. İlginç olan bu adımın Rusya'da geniş yankı uyandırması ve güçlü Putin destekçilerini bile endişelendiriyor olması dedi. Çeçen liderin hareketinin iki olası açıklaması olduğunu aktaran uzman ikisi de Rusya için iyi alamet değil. Birincisi Çeçenistan Putin sonrası döneme hazırlanıyor. Bu dönemde yine iç çekişmeler, sınır anlaşmazlıkları ve kaos bekleniyor. Ramzan Kadrov ülkesini ve sınırlarını net bir şekilde tanımlayarak olası bir iç savaşın dışında kalmaya çalışıyor. Bu da Çeçen liderin artık Rusya ve Putin'in geleceğine inanmadığını gösteriyor. Moskova, Kadrov'un masraflarını karşılayamazsa veya kabul etmezse, Kafkasya'da üçüncü bir savaş erken başlayabilir. İkincisi, Rusya'nın kendisi kontrol ediyor. Bu durumda da Rusya, Güney Kafkasya'nın kontrolünü kaybettiğini, sınırlarını daha kuzeye doğru ittiğini ve her zamanki gibi, çevresinde bir çatışma yatağı oluşturduğunu anlıyor. 1990'larda Moskova gittiği her yerde çatışma yatakları bıraktı. İnguşetya topraklarının Çeçenya'ya devredilmesi ve aşağı yukarı aynı halk olan Çeçenler ile İnguşlar arasında etnik çatışmalar yaşanması da buna yöneliktir. Bu durumda da Rusya'nın derin devletinin Putin sonrası geleceği şimdiden karanlık gördüğü açıktır diye konuştu. Öte yandan Donbas cephesinde de çatışmalar aralıksız devam ediyor. Rus destekli ayrılıkçı milisler Ukrayna ordusu mevzilerine saldırılar gerçekleştirirken saldırılarda bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus destekli ayrılıkçıların Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan silahlarla ateşkesi iki kez ihlal ettikleri belirtildi. Açıklamada, Marinka yönünde düşman havan topları ile saldırdı. Novo Mihailivka yönünde düşman hafif silahlarla ateş açtı. Ukrayna ordusu birlikleri saldırılara karşılık vererek düşman ateşini bastırdı denildi. Rus medyası ise Rusya'nın Ukrayna sınırına elektronik harp sistemleri konuşlandırdığını ve Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına engelleme yaptığını iddia etti. Haberde Ukrayna ordusunun Donbas'ta Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını aktif olarak kullanmaya başladıktan sonra Rus ordusu elektronik harp sistemleri ile insansız hava araçlarına karşı güçlü elektronik bastırma gerçekleştirmeye başladığı kaydedildi. Rostov'un Don yakınlarında bulunan bir elektronik harp sisteminin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırının güneybatısında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin pozisyonlarını bastırmaya başladığı belirtilen haberde, bu ilk bastırmanın ardından Voronezh'in güneyinde bulunan bir bölgede de elektronik harp sistemleri aktif edildi denildi. Rus birliklerinin elektronik harp sistemlerini aktif olarak kullanmasının Donbas'ta Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını ve elektronik keşif ekipmanlarının kullanımı açısından Ukrayna silahlı kuvvetleri için çok fazla sorun oluşturduğu iddia edildi. Rus hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemleri Suriye, Libya ve Karabağ'da Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına karşı hiçbir işe yaramamış, Rus yapımı onlarca silah sistemi yerle bir edilmişti. Rus medyası sürekli bu tür haberler yaparak Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının itibarını düşürmek, Rus sistemlerinin işe yarar olduğunu göstermeye çalışıyor. Ancak Ukrayna ordusu tarafından Donbas'ta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 ilk atışında Rus yapımı silahı yok etmiş, hiçbir engelleme ile karşılaşmamıştı. Diğer yandan Rus destekli ayrılıkçılar Rusya'nın desteği olmadan Ukrayna ordusunun işgal altındaki tüm bölgeleri bir hafta içinde ele geçireceğini açıkladı. Rus medyasında yer alan haberde sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti milislerinin Ukrayna ordusuna direnme yeteneğinin olmadığını kabul ettiği kaydedildi. Haberde Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından Donbas'ta ilan edilen askeri operasyonun ardından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin direniş güçleri arasında panik başladı. Yerel milislere göre, Rus ordusu sözde Luhansk halk cumhuriyeti birimlerini desteklemiyorsa, Ukrayna birlikleri sadece bir hafta içinde Donbass'ı ele geçirecek denildi. Halk milislerinden Yegor Mitin, milis kuvvetlerinin Donbasta yoğunlaşan Ukrayna silahlı kuvvetlerine direnecek araçlara sahip olmadığını söyledi. Milis, Rusya herhangi bir nedenle bizi terk ederse, birkaç gün içerisinde hepimiz yok olacağız. Bizim için ideal bir senaryo olması durumunda Rusya'dan yardım gelirken birkaç gün dayandığımızda bile herkes hayatta kalanların çok az olacağını anlıyor dedi. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti milisleri Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Dokuchaevski bölgesine operasyon başlattığını ve bölgeyi geri almaya çalıştığını açıkladı. Milislerin saldırılar karşısında direnmesinin zor olduğu aktarılan haberde milisler birkaç gün içinde bu bölgeyi insansız hava araçları saldırısı olursa bırakabilir denildi. Şehrin grad füzeleri ile vurulduğu belirtilen haberde 3-4 gün içinde şehirde Ukrayna bayraklarının dalgalanacağı, görüntülerin görüleceği, birkaç gün içinde küçük bir köyün değil büyük bir şehrin kaybedileceği belirtildi. Türk Devletleri Teşkilatı'na aksakallı olarak seçilen Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın sayısını gelecek yıllarda artıracaklarını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, Rusya ve Çin de bu topluluğun doğal üyesi niteliğindedir dedi. Balkan devletlerinin de bu teşkilatın doğal üyesi olduğunu ekleyen Yıldırım, Nahçıvan Anlaşması ile 2009'de Türk Keneşi, Türk Konseyi teşkil edildi ve bugün 7 üyeye sahip. Macaristan ve Türkmenistan gözlemci üye, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan asıl üye olarak yoluna devam ediyor. Tabi bu sayı gelecek yıllarda artacak, nasıl artacak? Akraba devletler yani aynı kökten gelen dilleri konuşan veya bünyelerinde Türklerin yaşadığı devletler de bu topluluğun doğal üyesidir. Moğolistan bunlardan biridir. Ayrıca Balkan coğrafyasında Macaristan başta olmak üzere Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya bütün Balkan devletleri bu teşkilatın doğal üyesidir ve ileride topluluğa dahil olacaktır. Ayrıca Rusya ve Çin de bu topluluğun doğal üyesi niteliğindedir. Bu geniş coğrafyada üzerimize düşen büyük görev ve sorumluluk var. Bunun farkında ve bilincindeyiz dedi. Bazılarının aklına Türkler eski rüyalarını mı görüyorlar gibi bir takım sözler geldiğini aktaran Yıldırım, esas itibariyle olay şudur, bir Birleşmiş Milletler var, ana şemsiye örgütü. Onun altında da daha küçük topluluklar, bölgesel işbirlikleri var. Arap Birliği, Afrika Birliği, Karayip ülkelerinin, Güney Amerika ülkelerinin oluşturduğu birlik, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Örgütü var. İşte bunlara benzer bir örgüt de Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Amacı nedir? Bölgesel işbirliğini geliştirmek, bölgede yaşayan insanların refahını yükseltmek, güvenliğini kalıcı hale getirmek, kalkınmada, ulaşımda, iletişimde, ekonomide, ithalat ve ihracatta, kültürdeki farklıların giderilerek bu ülkeleri ortak bir gelecek hedefinde birleştirmektir diye konuştu. Azerbaycan'ın 44 gün savaşı ile 30 yılda halledemediği meselesini hallettiğini hatırlatan Yıldırım, 30 yıl boyunca Birleşmiş Milletler, Agitmis grubu gibi organizasyonlarla bu sorun çözülmeye çalışıldı. Fakat havanda su dövüldü, hiçbir sonuç alınamadı. Neticede haklısınız fakat alacağınız yok dendi, ertelendi. İşin sonunda, iş başa düştü. Azerbaycan, kendi topraklarındaki işgalcileri 44 günde attı ve bu süreçte Türkiye'de her türlü desteği verdi. Amacımız refahın ortak paylaşımını sağlamak, bölgesel sorunları ve huzursuzlukları ortadan kaldırmak, insanlarımızın geleceğini tehdit eden terör belasında ortak ve bir duruşu sağlamak ve özellikle Kafkasya ve Orta Asya'ya kadar uzanan topraklardaki her türlü yardımlaşmayı, işbirliğini geliştirmek. Temel hedefimiz dostları arttırmak, düşmanları azaltmaktır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da amacı budur dedi.